İsveçliler hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkanım. Buradayız. Hoş tarımın içinden gelen, çiftçiliği bilen, geçimini çiftçilikle sağlayan bir kardeşiniz olarak asli mesleğimiz, asli görevimiz diyelim. Bir kardeşiniz olarak tarım dairesinin burada değerli paydaşlarıyla beraber yürüttüğü bu güzel projede, bu projenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ama bizim tabii belediye bünyesinde yeni bir yapılanma içine de gideceğiz. Daha efektif, daha kullanılabilir, daha proaktif bir belediye yapılanması için şu anda kolları sıvamış durumdayız. Burada bazı dairelerde bazı değişiklikler olacak. Burada kişiye özel daire veya makam değil de makama özgü kişiler ve kaliteli, liyakatli, ehliyetli arkadaşlar üzerinden bir yapılanma anlayışı gidiyoruz. En baştan beri söylediğimiz. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde zaten ilk meclis toplantımıza getireceğiz. Belediyenin yeniden yapılanmış halini. Buna çünkü gerçekten ihtiyaç var. Burada bizim için en önemli olan bir kere bu israfı, kaynakları, israfı önlemek ve hakikaten bu kaynakları verimli bir şekilde halkın menfaatine kullanabilmek. En baştan beri taahhüdümüz buydu zaten. Ve Urfa'nın tarım arazisi büyüklüğüyle değerlendirdiğinizde hem de tarımsal üretim değerleri açısından baktığınızda Türkiye'de en ön sıralarda ilk üçün arasında yer aldığını hep birlikte bizler biliyoruz. Pamuk üretimi, buğday üretimi, mercimek, mısır, fıstık üretiminde özellikle çok ön sıralarda ve Türkiye'nin üretiminin çok önemli bir miktarını Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gerçekleştirdiğini ve ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin çok önemli bir miktarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bunu daha da bereketlendirmek, daha da çeşitlendirmek lazım. Bundan daha fazla istifade edebilmenin gayreti içinde olmak lazım. Şanlıurfa Belediyesi de aslında çok büyük bir görev ifa etmek zorunda ve böyle imkanlara sahip. Biz bu imkanları daha verimli, daha yoğun bir şekilde kullanmanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bereketli hilalin kalbinde olan bir şehri çok daha iyi tarım açısından bir yere getirmek aslında hepimizin boynumuzun borcu ve bu konuda da potansiyelimiz var. Şimdi Şanlıurfa'mızın bize sunduğu imkanları da en iyi şekilde değerlendirip bu tip projeleri de hayata geçireceğiz. Bunun için gece gündüz çalışma gayreti içinde olacağız.
Ya istiyoruz ki bu şehir topraktan aldığı ürünlerle yarınlara en güçlü bir şekilde ulaşsın. Tarımdaki marka şehir olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek zorundayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz fide bizden, üretim sizden diyerek bir proje aslında geçmiş dönemde başlatıldı ama biliyorsunuz devlette devamlılık esastır. Yani biz burada bu konuda emek sarf eden, bu konuyu gündeme getiren, çaba sarf eden bütün özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan ve mensuplarına hepsine ben teşekkürlerimi sunuyorum. Onların da hakkını burada teslim etmek lazım. Biz baştan beri bunu söyledik. Urfa'da taş üstüne taş koyana biz minnettarız, müteşekkiriz. Bu da inşallah Urfa'da taş üstüne taş koyulmanın en güzel örneklerinden biri. Kimin yaptığı veya siyaseten böyle bir mülahaza yapmamız zaten mümkün değil. Onun için burada teşekkür bizim boynumuzun borcu. Biz de bunları inşallah geliştirerek daha fazla gayret edeceğiz. 1 milyon isot fidesi, 500 bin patlıcan fidesi, 500 bin domates fidesi olmak üzere 2 milyon adet sebze fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Piyasa değeri olarak 9 milyon TL, eski parayla 9 trilyon lirayı sebze fidelerini biz burada arkadaşların bize ilettiği bilgiler doğrultusunda 150 bin TL'ye üretmişiz. Gerçekten hakikaten kaynakların verimli kullanılması açısından müthiş bir rakam. Ayrıca önümüzdeki sezon dağıtılmak üzere 50 bin adet fıstık ve 35 bin adet yağlık zeytin fidesi üretimi için de çalışmalara başladık. Bunun da buradan müjdesini verelim. Tabii 2 milyon adet sebze fidesi için bu önemli bir konu. Hani nasıl dağıtıldı, kime dağıtıldı bu konuda şüphe kalmasın diye de sosyal medya üzerinden yaklaşık ortalama 1000 kişiden talep gelmiş. 13 ilçenin tamamından talep toplanmış çiftçi kardeşlerimiz. Bu sebzelerden, bu fidelerden faydalanacaklar. Ve yeni proje çalışmalarımız tabii olacak. Sosyal belediyecilik anlamında tarımla ilgili bu konuda önümüzdeki günlerde şu yapılanmayı tamamladıktan sonra halkımızın karşısına inşallah yeni müjdelerle çıkmayı ümit ediyoruz. Tabii uluslararası kuruluşlar olacak. Onlarla yakın işbirliği içinde olacağız. Onların da desteği bizim için çok önemli olacak. İnovasyon ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya gayret edeceğiz. Tabii fidelin dağıtılması çok önemli. Bu süreçte geçmişten bugüne kadar, yani şu dağıtım programına kadar emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle programlar ve çiftçilerimize, üreticilerimize, belediyelerimizin ve yerel yönetimlerimizin ortak projeleriyle de biz ortak olarak çalışmaya devam edeceğiz. İyidir, süper. Başkana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her şeyden alıyoruz. Biber var, patlıcan var. Domates var. Domates var. Hepsi güzel. Peki, teşekkür ederiz efendim. Güzel bir uygulama. Teşekkür ettim. Kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Güzel bir uygulamadır. Ortalama şu an piyasa fiyatı 120-130 TL değerinde. Ama Allah razı olsun belediyemizden bedava dağıtıyor. Geçen sene de ekmiştik. Kaliteli bir sebze yemiştik. Güzel verimi de güzel maşallah. Allah razı olsun, kimin emeği geçtiysen hakkısına Allah razı olsun. Evet. Güzel bir şey. İnşallah devamını gelir. Çok memnunuz inşallah. Vallahi inşallah. Çok memnunuz inşallah. Afiyetler olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok iyi. Adı üstünde fide devletten, üretim bizden. İnşallah çok iyi olacak. Teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayı çok güzel buldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uygulaması olması, tarım alanı Şanlıurfa'da olması çok güzel bir ulaşımdır. Çok güzel bir projedir. Bunun devamının olmasını dilerim. Çünkü bütün halkımız, bütün milletimiz müşterilerle buluşmayı da bunun devamının gelmesini nasip eylesin. Fıstık olumumuz bu konuda. Dediğimize çok teşekkür ederiz. Bu gibi projenin devamını diliyoruz. Nasıl buldunuz bu uygulamayı? Çok güzel. Çiftçiler için birebirdir. Çiftçinin ihtiyacını gideriyor. Çiftçiye yardımcı oluyor. Umarım devam eder ve biz bu hizmetlerden faydalanırız.